Manşete hoş geldiniz. Kebap yiyene iltisaktan. Gündemi biraz takip eden ne demek istediğimizi anlamıştır ama birazdan anlatacağız. Kebapçıları da e, terörle ilişkilendirdi. Devlet Bahçeli e, ne yani şimdi kebapçıya giden de terör veya terörist iltisaktan işlem yapılır mı yapılacak mı aklı mı geliyor. Çokça sosyal ağlarda geyiği yapıldı ama devlet bahçeli sıradan bir isim değil, iktidar ortağı. Aynı şekilde iktidar da saray da tüketiciyle muhatap olan işte son satış kanalları, market gibi vesaire, bakkal gibi onları hedef tahtasına oturtmuş durumda fiyat artışından, enflasyondan, hayat pahalılığından bunları sorumlu tutuyor. O arada girdi maliyetlerinin artması falan hiç bunlara bakmıyorlar. Doğalgaza, elektriğe üst üste zam yapıyorlar kaç kere? Son aylarda 5 kere, 6 kere, 7 kere, 8 kere zam gelmiş. Aynı şekilde akaryakıta enerji maliyetleri artıyor, kiralar artıyor. Bütün kiralar yani sadece İstanbul değil yurt satında Kimi yerde iki katına çıkmış durumda, kimi yerde yüzde seksen, kimi yerde yüzde %60-70, en kötüsü %50 artış var. E, bütün bunlar olurken e, elbette tüketicinin e, buluştuğu ürünler söz konusu olunca tarım kredi kooperatifleri, tanzim satışlar nazara veriliyor. Devlet marketçiliğe, bakkallığa falan soyundu tekrar. Ha sonra bir de bakıyorsunuz yani e, tarım kredi kooperatiflerindeki fiyatlarla market fiyatları arasında yüzde beş gibi filan bir fark ortaya çıkıyor. Erdoğan'ın gittiği markette bir önceki market ziyaretiyle bir sonraki market ziyaretini karşılaştırdığınızda da gene ürünler arasında 50nin üzerinde artışlar söz konusu. Ha o orada TÜİK ne yapıyor? Enflasyonu gene yüzde 20'nin altında açıklıyor. Fakat çarşı pazardaki enflasyon, insanların sepetine filesin'e yansıyan enflasyon. Kredi kartı harcamalarına yansıyan enflasyon, evlerin veya ticari işletmelerin faturalarına, ödediği faturalara, enerji giderlerine yansıyan enflasyon bu konuda ağızları bıçak açmıyor. Şimdi bütün bunların hepsine bakacağız. Ondan önce bir iki konu var ki onu değer, değerlendirmemiz lazım bir iki dakika ki biz de zaten bu sosyal ağlarda, sosyal mecralarda yayınlarımızı sürdürüyoruz. Facebook koptu dün, çöktü daha doğrusu. Facebook demek tek başına Facebook değil, Facebook demek Mark Zuckerberg demek ve aynı zamanda WhatsApp ve Instagram demek. Çünkü Facebook WhatsApp'ı ve Instagram'ı belli tarihlerde satın aldı ve işletiyor. Ve bu üç büyük platform arasında da bir alışveriş var. Yani biri çöktü mü diğeri de çöküyor elbette tek merkez olduğu için. Diğer yönü itibariyle kullanıcı bilgileri paylaşılıyor ve bunlar üzerinden bir pazarlama yapılıyor. Benim yaşadığım İngiltere'de her üçü de yaygın olarak kullanılıyor. Yani Instagram, Facebook ve WhatsApp. Özellikle insanların görüntülü ve sesli konuşmaları ve mesajlaşmaları batıda tümüyle WhatsApp'a kaymış durumda diyebiliriz. Yani mobil operatörler sadece data sağlıyorlar ve kişiler o data üzerinde cep telefonu uygulamaları üzerinden haberleşiyorlar. Pek çoğumuz gibi. Yani benim yaptığım telefon görüşmelerinin büyük bir bölümü WhatsApp, mesajlaşmaların büyük bir bölümü WhatsApp. Apple'ın uygulaması iMessage üzerinden veya FaceTime aramaları çok nadir. Aynı şey hele mobil fon üzerinden yani GSM hattı üzerinden arama ve mesajlaşma SMS dediğimiz yok denecek kadar az. Facebook bir tekel milyarlarca dolarlık bir şirket trilyon dolara yaklaşan bir büyüklüğü var. 6 saatlik kesintide büyük bir servet kaybına uğramış. O ayrı bir konu. Güven kaybına da uğradı. O ayrı bir konu. Diyor ki sorun sistem yenilenmesi sırasında yaşanan arızadan kaynaklandı. Kullanıcı bilgileri çalınmadı. Kullanıcı bilgilerini çaldırmaz Facebook, Mark Zuckerberg. Bila bilakis kullanıcı bilgilerini en iyi pazarlayan şirkettir. Siz zannediyor musunuz ki ücretsiz kullandığınız Instagram, ücretsiz kullandığınız Facebook, ücretsiz konuştuğunuz, mesajlaştığınız grup aramaları, grup görüşmeleri veya işte görüntülü görüşmeler falan yaptığınız... Ve e, hayatınızın mühim bir parçası haline gelen WhatsApp'ta e, bedava yaptığınız bu işlemler karşılığında bilgi ya da bilgileriniz bir yerlere pazarlanmıyor karşılığında bunu yapıyor bu şirket. E, haliyle kullanıcı bilgilerini de çaldırmaz. Çalınmadı derken ona itimat, ed e, itimat edilebilir. Çünkü kullanıcı bilgileri konusunda çok mahirdir Facebook, Mark Zuckerberg. büyük Bir büyük fırsatçıdır. E, zaten hakkında çekilen... Social Network filmiydi galiba, Sosyal A diyebileceğimiz o filmde de macerası anlatılıyor. Şöyle bir çok capsler, çok böyle parodi şeyler dolaşıma girdi ama en dikkat çekicilerinden biri buydu. Messenger, WhatsApp, Instagram, Facebook kullanıcıları birbirine girmiş durumda. Twitter kullanıcıları ise keyfine bakıyor. Evet Twitter'ın ayakta kalması herkese rahat bir nefes aldırdı. Kaldı ki Twitter'ın şirket olarak Facebook'la bir alakası yok. Mark Zuckerberg'le bir alakası yok. E, fakat e, Twitter çökerse ne yaparız gibi bir e, sorun e, oldu. E, Batı'da da bu oldu. Çünkü Twitter'da özellikle gazeteci, akademisyen kesimi, politikacı kesimi e, yoğun bir şekilde paylaşımda bulunuyor. Ama dediğim gibi Batı'da e, Twitter çok fazla halka inmiyor. Çok fazla e, kullanıcısı yok, e, Özellikle demokrasinin gelişmiş olmadığı Türkiye gibi ülkelerde Twitter adeta bir can simidi. Herkes kendini burada ifade ediyor ve insanların önemli bir bilgi alma aracı Twitter. Twitter da çökebilir, elbette saldırıya uğrayabilir, bir takım güvenlik açıkları söz konusu olabilir vesaire. Sadece şunu gösterdi, dün 6 saatlik Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çökmesi, ya bunlar olmadan 6 saat nasıl geçecek falan dedirtti insanlara. Ben şahsen ne Facebook'ta ne WhatsApp'ta ne de Instagram'da hesaplarım var elbette de böyle vakit öldüren, onlar çöktüğünde ne yapacağını falan bilemeyen falan insanlardan biri değilim ama pek çoğumuz itibariyle böyle bir panik yaşandı. Hele Twitter çökerse ne yaparız falan diye düşündüler. Twitter çökerse evet ben de biraz zorlanırım. Çünkü benim de ana haber ve bilgi kaynağım Twitter. Oradan takip ettiği gelişmeleri büyük ölçüde takip ediyorum. 6 saat Twitter çökerse ben 6 saat boyunca gelişmeleri takip edemem ha yapacak iş bulurum kendime o ayrı bir konu İzlemelerim var okumalarım var ama bu bütün insanlık için böyle değil. Bir diğer çarpıcı karar da Türkiye'den geldi bu arada Uber Türkiye'nin yöneticisine haksız rekabetten 2 yıl hapis sistemiyle dava açılmış. O arada o yönetici hiç Türkiye'ye uğramamış Amerikalı bir isimmiş. İyi ki de uğramamış niye uğrasın ki aklını peynir ekmekle mi yedi yani Türkiye'ye uğrasaydı cezaevine atılır bir pazarlık kozu olarak kullanılır ömrü orada çürütülebilirdi böyle tuhaf şeyler oluyor ülkede yani bir tarafta insanlar bu tür araçlara bağımlı yaşarken ya da bu tür araçlar olmadan yaşam gerçekten güçleşmişken son dönemde bir taraftan da Uber gibi bütün dünyada, özellikle Batı dünyasında herkesin telefonunda uygulaması olan ve bir yere e, taksiyle gitmek gerektiğinde e, kullanılan bir aracın Türkiye'de dava konusu olması falan, yasak olması falan, e, işte İstanbul'da taksi bulunamıyor, taksi plakaları dondurulmuş durumda, İstanbul Belediyesi ne yapsa çare üretemiyor e, ve adeta mafyalaşmış bir biçimde taksi şoförleri bildiğini okuyor, taksi plakalarının değeri artıyor falan, Uber'de böyle şeyler yok sadece bir aracınız varsa elverişli, ehliyetiniz varsa, çalışma izniniz varsa Uber'de çalışabiliyorsunuz. Ve bu yaşamı olağanüstü kolaylaştırıyor. Benim aracım var ama geçen gün aracım servisteydi ve ihtiyaç duydum. Bir yere gitmek için Uber'den araç istediğimde 7 dakikada geldi. Dönüşte de 4 dakikada istediğim araç geldi ve son derece makul bir fiyatla beni istediğim yerden istediğim yere götürdü. Yaygın olarak kullanıyoruz, kullandık. Ve kimse burada Ubersiz bir yaşam söz konusu olabilir mi? Uber olmasa ne yaparız falan gibi düşünmüyor. Çünkü Uber var ve devam ediyor yani. Maalesef böyle bir durum. Şimdi geçelim gündeme. Devlet Bahçeli ki bu video 30 saniyelik bir video sosyal ağlarda var. Ben burada, burada tekrar ekrana getirmeyeceğim. Şunu söyledi grup toplantısında. Meclis açıldı bu arada tabi. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların da işsizlikte payı vardır dedi. Yani neresinden tutsan elinde kalan bir açıklama. Bir şey demeyeceğim ama çok güzel yorumlar geldi üzerine. Onları okuyacağız. Yani gerçekten e, terörün faturasını kebapçılara kesti e, devlet bahçeli e, abartı değil. Ama bugünü inceleyecek e, sosyologlar, bugünü inceleyecek tarihçiler, bugünü inceleyecek gazeteciler e, dönüp baktıklarında 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra hayretler edecekler. E, her gün bir külliyat çıkar. Yani biz burada e, günlük yaptığımız yayınlarda. Ekrana getirdiğimiz acayiplikleri e, şimdi geriye doğru bakın şu 8 seneye 10 seneye külliyat olur yani. Yani her sene bir külliyat olur hatta. Her ay bir kitap olur absürtlüklerde. Çok zor ilerideki araştırmacılar e, bugünlere daldığında. Neyse ki biz günlük yayınlarla tarihe bir iz bırakıyoruz. Ayrıca şunu da söyleyeyim çok da fazla böyle geriye dönüp külliyatını falan yapmaya gerek yok bu işlerin. E, kervan yolda düzülür. Bugünden bu konulara bir çare bulmak icap ediyor. Yarın kitabını yazmak, külliyatını çıkartmak, belgeselini çekmenin çok fazla bir önemi de yok. Giden canlara oluyor. Gökçer Tahincioğlu demiş ki en güzel mesajlardan biri de bu benim beğendiğim. Kebapçılarda tedirgin bir operasyon beklentisi. Bülent Korucu Yurt genelinde yapılan baskınlarda kebabı bölmek için kullanılan zırhla birlikte çok sayıda bölücü kebapçı suçüstü yakalandı. Geliyor gelmekte olan. Bölücü kebapçılardan alışveriş yapanlar terörle iltisaklı ve irtibatlı kabul edilecek mi? Evet bize başlığı attıran mesajda buydu. KC'yi yazdıran. Evet. Eğer kebapçılar teröristse oradan alışveriş yapan da terörle iltisaklı. Bakın buna gülmeyin. Cumhuriyet davasında Musa Kart da yanılmıyorsam karikatürist. Ee, alışveriş yani evine e, yaptırdığı parke. Parkecinin cemaatle iltisakından dolayı mahkemede ifade verdi. Bunun da sorgulandı. Dolayısıyla iltisaktan. Yani bu mesaj e, komik parodi gibi geliyor ama bundan yargılandı insanlar. Ve 500 günün üzerinde cezaevinde kaldı Musa Kart diğer cumhuriyet yazar ve yöneticileriyle birlikte. Can Dündar, memleketi Adana kebap, Urfa kebap diye bölmek suretiyle diye <laughs> olayı tiye almış, hicvetmiş. Bir başkası vegan lobisi harekete geçsin, bölücü kebapçılar saldırıda diyor. Uğur Gürses paylaşmış, haklı diyor Devlet Bahçeli için. Mutfaktaki yangınla derinleşen, geçinme zorluğuna düşen, yaygın bir yurttaş kesimine görünür duran Kebapçılar sorunu görmezsen mutlu olursun ilkesine aykırı davranıp bölücü ve yıkıcı olmaktadırlar. Evet şuna dikkat çekmiş yani hükümet, iktidar, hükümet yok da hep dilimiz alışmış. İktidar, saray ve onun ortağı Bahçeli görünür hedefler icat ediyorlar ve bu görünür hedeflerle milleti birbirine kırdırma politikası gidiyorlar. Market, bakkal, kebapçı. İşte tüketicinin son noktada buluştuğu isimler bunlar. Tüketici bunu yiyor mu? Yani veil olsun bunu yiyen tüketiciye. Ne diyeyim ben yani. Çayı ikram olmayıp hesaba yazan kebapçı bölücüdür, haindir. Nokta demiş. Savaş Genç, nohutlu pilav satan uluslararası şebekeyi es geçmemeli. 20 sene sonra bugünleri araştıracak olan sosyal bilimcilere şimdiden acıyorum. Kebap lobisi, lobisinin bölücü kebapçı unsurları da an itibariyle siyasi, siyasi hayatımıza dahil oldular. Cevheri Güven paylaşmış. Cümle kebapçılar aramıza hoş geldiniz diyor. Doğru. Kebapçı açmayı düşüyor, düşünüyordum. Vazcaydım demiş bir başkası. Vazgeçersin tabi. Ve son mesaj Ali Tarakçı'dan kim lan bu hayat pahalılığından sorumlu olan teröre yardım veya taklık yapan kebapçılar emniyet güçlerine operasyon yapmaya savcıları da göreve çağırıyorum demiş. İzahı olmayanın mizahı olur fakat gerçekten mizahı olamayacak kadar ...tuhaf zamanlardan geçiyoruz. Yani aklıma başka kelimeler geliyor da... ...af buyurun yani söyleyemiyorum yani. O da yani... ...sizin anlayışınıza sığınıyorum. Bazen ağzımdan kaçıyor. Neyse dönelim siyasete. Ee, Deva Partisi Genel Başkanı... ...Ali Babacan güçlendirilmiş parlamenter... ...sistem önerisini açıklamış. Cumhurbaşkanı 7 yıllığına bir dönem için seçilecek. Önceki dönemde olduğu gibi. Cumhurbaşkanının veto hakkına son verilecek. Önceki dönemde olmadığı gibi. HSYK ayrı ayrı yapılacak, ön, yapılanacak önceki dönemde olmadığı gibi başka maddeler de var. Güçlendirilmiş parlamenter sistem meselesinde muhalefet bir araya geldi. Temel Karamollaoğlu'ndan sonra Akşener'le Ali Babacan buluşmuşlar Deva Partisi'nde. Türkiye'de istişarenin önemi her şeyden fazla öne çıktı diyorlar. Tabi şu anda bir flörtleşme hali var. Bilindiği gibi Millet İttifakı'na yani muhalif ittifaka CHP İyi Parti, Saadet Partisi unsurları dışında Demokrat Parti de var. Henüz Ali Babacan'ın Deva Partisi ile Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi katılmadı ama şu flörtleşmeler, şu görüşmeler, şu birlikte 6 partinin bir araya gelip güçlendirilmiş parlamento zirveleri yapmaları, üçüncüsü bugünlerde toplanacaktı kurmaylar düzeyinde. Mühim bir işaret geliyor, gelmekte olan belli ki Millet İttifakı artık 6 partiden oluşuyor diyebiliriz. O arada Oğuzhan Türk'ün vefatıyla boşalan Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'na Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu seçilmiş. Böylelikle Saadet Partisi'nde çift başlılıkta sona ermiş oldu. Oğuzhan Türk'le beraber Saadet Partisi'nin e, bölünmesi, Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'na katılması, Saadet Partisi'nin Erdoğan çizgisine gelmesinin de önüne geçilmiş olduğu bu yönü itibariyle siyaseten Millet İttifakı rahat bir nefes almış olabilir. Saadet Partisi'nde de e, iki başlılık sona ermiş görülüyor. Artık Genel Başkan, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olarak Temel Karamolluoğlu tek belirleyici oğlu Jack. Bu arada İsmail Kahraman eski meclis başkanı değişik laflar etti. İşte parlamenter sisteme dönüş yok, dindar anayasa falan filan. Sonra da döndü dedi ki ben ilk dört maddeyi kastetmedim, ilk dört madde değiştirilemez falan. Bunlar da hemen anında tükürdüklerini yalıyorlar. Yani 80 yaşına gelmiş bir politikacı, ta böyle e, milli mücadeleci günlerden falan gelen bir isimdir. 60'lı yılların sonu İsmail Kahraman. Ya biz bile ağzımızdan çıkana dikkat ediyoruz ve yani ya bu böyle sabahtan sabah başka, akşam başka bir dediğini... E, ertesi gün yalanlayan, bir söylediğini yanlış anlaşılmıştım diyen, attığı tweet'i silen bir güruh gelmedi yani. Neyse, Meral Akşener, dindar anayasa isteyen İsmail Kahraman'a ailesinin yarısı FETÖ'den kaçak diye tepki gösteriyor. Yani bir şeyi eleştirmeye çalışırken başka bir taraftan iktidar rejim söylemine teslim oluyorsunuz veya rejim söylemine bir odun da siz atıyorsunuz. Yani, dün e, KHK'larla ilgili verdiği demeçle ilgili olarak, Kemal Kılıçdaroğlu'na söylemiştim. Aynı şeyi Meral Akşener'e de bir kere daha hatırlatmakta yarar var. Türkiye'de 15 hadi diyelim ki öncesini tartışmayalım. 15 Temmuz 2016'dan itibaren yapılan işlemleri hukuksuz saymadıkça e, yayınlanan KHK'ları sonuçlarıyla beraber yürürlükten kaldırmadıkça bu ülkenin iki yakası bir araya gelmez. Rejim söylemi rejim dili, rejimin terörist ilan ettiği unsurlar, KHK'larla canları yanan milyonlarca aile, bütün bunların hepsine bir sünger çekmek zorundasınız. Başka türlü bu ülkenin iki yakası bir araya gelmez. Buna en iyisi siz biliyorsunuz ama aman neme lazım şu ara dere geçerken filan falan dikkatli olmak lazım. Yoğurdu üfleme, üfleyerek yiyelim. Meral Akşener geçtiğimiz gün yol ortasında kendisine veryansı neden halini anlatan KHK'lıya ağzını açıp bir şey diyememişti. Dinlemekle yetindi. İtiraz edeceksiniz yüksek sesle. Olmaz bu diyeceksiniz. Bu rejim söylemi diyeceksiniz. Bu rejim dili diyeceksiniz. Değilse nereye kadar? Bakın. Doğayen hukukçu İzzet Özgenç. Bir suçu, bu, bugün atılmış tweetler bunlar. Bir suç örgütüne yardım etme suçundan her türlü şüpheden uzak bir şekilde mahkum edilebilmesi için Kişinin yasa dışı bir örgüte, örgütün bu özelliğini ve hareketinin örgütün amacını gerçekleştirmeye hizmet etme neticesini doğuracağını bilerek ve isteyerek yardım ettiğinin yeterli bir gerekçeyle ispat edilmesi şarttır diyor Anayasa Mahkemesi 10 Haziran 2021 tarihli bireysel başvuru kararı. Alıntıladığı yer. İltisak dedik ya aşağıda. Bilerek, isteyerek yardım ettiğinin yeterli gerekçeyle ispat edilmesi şarttır diyor. Devamla. Henüz ceza kanunlarında tanımlanan bir suçu dahi işlememiş kişilerin bir terör örgütü ile örgüt üyeliği olarak kabul edilecek kuvvette bir bağının olup olmadığının bu şekilde değerlendirilmesi ifade örgütlenme, din, vicdan hürriyeti, toplantı, gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı gibi temel haklar üzerinde ciddi baskı oluşturabilecek potansiyele sahiptir. Gene Anayasa Mahkemesi'nin ilgili tarihli kararı. Net. Burada da şunu söylüyor. Yani bir, biriyle, birini diyor terörle ilişkilendireceksen diyor ortada somut bir delilin olması icap ediyor. İki, henüz ceza kanunlarında tanımlanan bir suçu işlememiş kişilerin örgüt üyeliği kabul edilebilecek kuvvette bağının olup olmadığının tespiti. Yani meşru bir işlem, meşru bir gazeteye abone olmak, meşru bir medyada çalışmak, o gün suç olmayan bir bankada işlem yapmak, suç olmayan bir dershaneye gitmek, suç olmayan bir okulla ilişki, o okula taksit ödemek veya suç olmayan veya hakkında herhangi bir kovuşturma olmayan sendikaya üyelik daha daha sıralayabilirim. Bunların hiçbirisi suç değildir diyor ama yani bunun bunu bir duayen yani hukukçunun söylemesi, Anayasa Mahkemesi'nin bu yönde bir kararının olması falan da gerekmiyor. Komedi şeylerle uğraşıyoruz. Ve selam. Sonra ne oluyor? En solundan en sağına rejim dilinde insanlar birleşiyor. Bakın Aydınlığın bugünkü manşetinde Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hedefe konmuş. İşte aileler berbat, anneler anlayışsız, okullar anlamsız, ee, ne bileyim çikolatalı süt kötü, bira şahane falan gibi filan mesajlar veriliyormuş falan. Aydınlığı Çıkartın logodan akit deyin. Yani şey yapmazsınız, yadırgamazsınız. Akit mi, aydınlık mı, aydınlık mı, akit mi? Ki zaten bunu da yeni ilan etmişler. 22 Ekim Pazar günü Akit TV'ye konuk oluyormuş. Aydınlık gazetesinin çıkaran... Vatan Gazetesi'nin başındaki Doğu Perinçek. Şey Vatan Partisi'nin başındaki Eski İşçi Partisi Doğu Perinçek. Evet. Yok birbirlerinden farkı. Evet. Bir diğer konu Nilüfer Göle'den yetmez ama evet yanıtı tam bir coşku içindeydik. Naif bir şekilde Türkiye'nin batılılaşacağına inandık. Buna birazdan bakacağım ama mühim gündem maddelerinden biri de hala devam eden ve peyderpey yayımlanan milyonlarca evrak söz konusu, belge söz konusu, Pandora belgeleri. Türkiye medyasında bu konu neredeyse hiç görülmüyor. Birinci sayfalarda yok. Bir yeni, bir yeni yaşam gazetesinde bugün manşette vardı. Onun dışında hiçbir gazetede yoktu. BBC yayıncı ortağı yani BBC de bu belgeleri inceleyen 150 medya kuruluşu arasında tıpkı İngiltere'deki The Guardian gibi tıpkı Docevelle gibi Pandora belgeleri, Katar kraliyet ailesi İngiltere'nin en pahalı evlerinden ikisini alırken damga vergisi ödemedi. Yani iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batırıyor. BBC bir kamu yayın kuruluşu, gerçekten kamu tarafından finanse ediliyor ve bağımsız, reklam almıyor. Kendi hükümetini, kendi ülkesinde olan biteni bu kadar çıplak, yayınlıyor. Yine başka bilgi. BBC Türkçe'nin sitesinde okursunuz. Yani ben detayına girip boğmak istemiyorum. Gene Pandora belgelerine göre eski Rus bakan yardımcısının eşinin İngiltere'deki muhafazakar partiye yüklü bağışları tartışılıyor diyor ki şu anda muhafazakar parti iktidarda İngiltere'de. Tek başına iktidar. Boris Johnson'ın partisi. Evet. Görüldüğü gibi tepeden hem manşetten hem de manşet altındaki haberle kendi ülkesinde dönüp olup bitene odaklanmış. Elbette başkaları da var işte. Ürdün Kralı'ndan Azerbaycan Devlet Başkanı'na, eski IMF Başkanı'na kadar bütün bu Pandora belgelerinde şeysi olan, ismi geçen devlet başkanlarına veya zenginlere veya işte offshore hesaplarda vergi kaçıranlara veya parasını kaçıranlara falan yoğunlaşmış ama bu, bu, önemli bir şey. Ve sizin medyanızda bunlar yok. Sizin niye yok? E şimdi diyor ki yani ben şimdi diyor Ürdün kralıyla veya Azerbaycan devlet başkanıyla baş yani Ürdün kralıyla başlarsam sıra bana gelir. E, artı Ürdün kralıyla başlarsam Ankara'yı rahatsız edebilirim. Azerbaycan devlet başkanı Aliyev ailesine giremem. Onlar kanka Erdoğan ailesiyle. İşte bak Katar emiri giremem. Yani şimdi başım yanar. Dolayısıyla hiçbir şekilde girmiyorlar. Yani zararsız bir alana IMF başkanı falan mesela girmiyor. Tony Blair girse ne olur? Girmiyor. Yani şimdi diyor birine girersem diğerine girmediğim için sıkıntı olur. Ondan dolayı en iyisi hiç girmeyeyim. Zararsız bir alan olduğu için ve hükümetin iktidarın şeytanlaştırdığı bir alan olduğu için mesela İlhan İşbile'nin eşi üzerinden yürüyorlar. İlhan İşbile'nin eşi de işte bilmem kaç milyon şeyi mallarına el konmadan evvel bir British Island'a falan çıkardı. Tamam. Onu görüyorsun da niye diğerlerini görmüyorsun? Katar emirini niye görmüyorsun? Kaldı ki orada e, mallara el konma telaşı yaşayan acaba nasıl ben meşru kazancımı e, ülkeden çıkarabilirim gibi filan bir çare arayan bir aile var. Yapılan işi olumlamak anlamında söylemiyorum. Ama kendi içerisinde bir mantığı olan bir hikaye. Evet. Şimdi geçelim Türk aydınların, aydınlardan yetme zaman evet öz Voice of America yani Amerika'nın sesi Nilüfer Göle, Orhan Pamuk, Ethen Elhem, Seyfettin Gürsel, Ahmet İnsel gibi isimlerin katıldığı Fransa başkenti Paris'teki Batı karşısında Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye konulu paneli haberleştirmiş. Burada yetmez ama e, e, panele katılımcıların yetmez ama evet sorusuna verdiği öz eleştiri niteliğindeki yanıtlar damgasını vurdu, vurdu deniyor. Orhan Pamuk bu soruya yanıt vermeyeceğim demiş e, Nilüfer Göle ise uzun yanıtında tam bir coşku içindeydik naif bir şekilde Türkiye'nin batılaşacağına inandık diyor. Edhem eldem Ethem Eldem bizi kullanışlı aptallar olmakla itham ettiler batı gözünde bu rejimi meşru kılmakla suçladılar. Ancak biz gerçekten bir şeyleri değiştireceğimize inandık diyor. Ekonomist Seyfettin Gürsel ise Avrupa Birliği'ne girerek acı çekmeden hızlı bir şekilde demokratikleşeceğimize inandık ama yanıldık diyor. Ee, burada var detaylı olarak bakarsınız. Ee, kullanışlı aptal vesaire Fakat Orhan Pamuk'un Erdoğan gidiyor bundan eminim sözleri dikkat çekici. Sorun İslam değil ama Erdoğan bunu çok başarılı bir biçimde kullandı diyor. Çok başarılı bir politikacı. Güç elde etmek için İslam'ı kullandı. Nobel ödüllü Orhan Pamuk'un e, yorumlarını okuyorum. Sorunlarımızın özü İslam değil, otoriterlik. Türkiye'nin komşusu Rusya'da demokrasi çok daha az. Onların İslam gibi bir sorunu var mı? İslam'la hiçbir ilgisi yok demem ama Erdoğan İslam'ı kullandı. Tıpkı Avrupa'daki Hristiyan demokratlar ya da muhafazakar partiler gibi. Hatta Erdoğan en başında Avrupa hakkında çok olumluydu. Çünkü Avrupa müdahalesi olmasaydı Türkiye'de hapse atacaklardı. Ne zaman gücü tamamen ele geçirdi ve kendine çeşitli yollardan direniş başladı. Avrupa'dan direniş ya da askeri darbe gibi Erdoğan demokrasiyi sıkmaya başladı. Tamamen bitirdi. Biraz evvel cevap vermek istemiyorum diyor yetme zaman evet sorusuna ama burada esasen dolaylı cevap veriyor. Sandık başına gidip oy atmak dışında burada başka demokrasi kalmadı. Neden bunu unutmayın. Ben Türkiye'den yeni geldim. Popülaritesi düşüyor. Taksi sürücüleri herkes konuşuyor kim başa gelecek diye. Yönetici elit, İslami elit kesim sandığa saygı gösterecek mi, izin verecek mi? Eğer seçime saygı gösterirlerse iktidardan gidiyorlar. Ben bundan eminim." demiş. Sokağın nabzını tutan Türkiye'den yeni geldim diyen Orhan Pamuk. Evet. Haberin detayını çok geniş bir şekilde var. Arzu Çakır imzalı şeyde okuyabilirsiniz. Voice of America, Amerika'nın sesi nokta Türkçe burada okuyabilirsiniz. Ben sadece bu yetmez ama evet konusunda sosyal ağlarda da çokça tartışılıyor konu. Bu konu daha evvel yazılar yazdım, analizler yaptım. Geriye doğru da bakabilirsiniz, görebilirsiniz. Sadece çok kısa bir şey söyleyeceğim. Türkiye'nin geriye doğru yani Türkiye'de bugün yaşananlar 2010 12 Eylül referandumu değil, değildir milat. Oradaki kırılmadan sonra bunlar olmuş değildir. Türkiye'de bugün yaşanan sorun da eğer vaktiniz varsa geriye doğru 150 yıllık tarihi incelemeniz icap eder. Sadece Cumhuriyet tarihinde değil 1870'lerden bu tarafa yakın Türkiye tarihini incelemeniz gerekir. Benim de özel ilgi alanım elime ne geçerse bu konuda okuyorum. 2. Bu yayının konusu o değil tabii. 2. Yakın tarihe bakacaksanız, yani çok yakın tarihe bakacaksanız özellikle 1995'ten bu tarafa incelemeniz icap eder. 12 Eylül'den falan veya Türkiye'nin darbeler tarihine bakmanız lazım ama o zaman da yine 150 yıllık bir dilime gidersiniz. 95'ten bu tarafa bakın. Özellikle 1995-2002 arasını ekonomik krizler, siyasal partiler, koalisyonlar, 28 Şubat süreci bütün bunların hepsine bakmanız lazım. Başörtüsü sorunu en başta. Dost Daha sonra AK Parti'yi iktidara getiren sebeplere yoğunlaşmanız lazım. 2002'den 2007'ye kadar ki AK Parti'nin ilk dönemine bakmanız icap eder. 2007'den sonra özellikle 2012-2013'e kadar ki ikinci döneme bakmanız icap eder. 2013'ten 2016'ya kadarki döneme bakmanız icap eder. Arada mutlaka 17 Aralık ve Gezi eylemlerine geniş bir bölüm ayırmanız gerekir ve 15 Temmuz 2016'dan günümüze de bakmanız gerekir. 4-5 parçaya ayırıp ayrı ayrı incelemeniz gerekir. Bir bu. ikincisi Bugün bu iktidarı e başa getiren ve başta tutan sebeplere bakmaya çalıştığınızda da özellikle 2007'de yaşanan gelişmeler ve sonrasına odaklanmanızı öneririm daha dar bir alanda. Bu ülkede 2007 yılına gelinirken cumhuriyet mitingleri yapıldı. Ortada çok büyük bir sorun gözükmezken ne iktidarın söyleminde, uygulamalarında ne de Niyet okuyacak halimiz yok. Adamların kafasının içinde bu varmış da işte bu 10 sene sonra ortaya çıktı falan yani öyle bir şeyimiz yok. Uygulamalara bakacağız. Ne bir yaşam biçimine müdahale vardı ne 2002-2007 döneminde ekonomi son derece iyi gidiyordu. Buna rağmen Cumhuriyet mitingleri baş gösterdi. Ve elbette fikir hürriyeti var, eylem yapma hürriyeti var fakat orada ordu ordu göreve pankartları açıldı ve bir anda bunun finansmanı devreye girdi, belli kanallardan falan bir şey götürüldü. O arada yine 2004-2005-2006 yılları çok önemli silahlı kuvvetlerde darbe veya müdahale hazırlığına ilişkin seminerler, bir takım oluşumlar var ki bunlar doğru dürüst soruşturulamadı ve bir heybe yapıldı, içine her şey kondu ve olay dağıldı gitti. Aynı biçimde geliyoruz 2007'ye somut hadiselerle gidelim. Cumhurbaşkanını seçtirmedi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Kim? CHP lideri Deniz Baykal ve orada e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girseydi Erkan Mumcu grup kurmuştu Anavatan Partisi olarak. Doğru Yol Partisi'nin de birkaç milletvekili vardı Mehmet Ağar. Bir sıkıntı olmayacaktı ve aday olan kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçilebilecekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir Cumhurbaşkanlığı seçimine imkan vermediler. 27 Mayıs e-muhtırası oldu. E AKP Cumhurbaşkanlığı mecliste seçemeyince o zaman halk seçsin dedi. Ve aynı sene yapılan referandumla %60'ın üzerine bir oyla Cumhurbaşkanlığı halk seçmesi benimsendi. Hoş ondan sonra seçimlerde AKP iki kişiden birinin oyunu aldı ki %30'lara kadar gevşemiş bir AKP'ydi ama bu gerilim AKP'yi büyüttü. Sonrasında Devlet Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ben girerim oylamaya dedi ve meclisteki oylarla Abdullah Gül seçildi hatırlıyorsunuz. Ama sonrasında gelen anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı'nın halk seçmesi kabul edildi. Halkın seçmesi kabul edildi. Ne zaman? 2007 referandum. E kim referandum yanılmıyorsa? 2007. Bakın onlara. Cumhurbaşkanı'nın halkın seçmesi o referandumla geçti. Ve ondan sonra, 7 yıl sonra, 2014'te Ağustos'ta halkın seçtiği Erdoğan başa geldi. 2010 mu yani mesele. Sonrasında 2008'de AKP'ye kapatma davası açıldı. Ve AKP hazine yardımı cezasıyla hazine yardımı kesilerek direkten döndü. Kapatılabilirdi. O günlerde Anayasa Mahkemesi'nin pozisyonu Yine aynı şekilde işte mecliste Cumhurbaşkanı seçtirilmezken 2007 yılında 367 garabeti, Sabih Kanadoğlu, meclise girmeyen Erkan Mumcu, Mehmet Ağar. Bütün bunların hepsini ıskalıyoruz, getiriyoruz olayı. 2010-12 Eylül anayasa değişikliğine bağlıyoruz. Ne oldu 12 Eylül 2010 anayasa değişikliğinde? 20 kadar madde değiştirildi. Aslında bunların hepsi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılabilirdi. O günkü müzakerelere bakılabilir. İşte CHP, öbürü, bir iki neyse referandum sınırında geçti. HSYK'nın yapısı değiştirildi. Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısı artırıldı. Yüksek Askeri Şura kararları e, yargılanamıyordu. Yargı yolu açıldı. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı geldi. Bir sürü şey oldu. O arada HSYK'nın bir kişi bir üyeye oy verecek şekilde anayasa değişikliği yapılmışken bunu Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ve iptal ettirdi. Öyle olunca da listeler savaştı HSYK seçimlerinde. Öyle olmasaydı bir kişi bir kişi bir üye seçim seçim seçme hakkı olan hakim veya savcı bir HSYK üyesini seçecekti. Daha adil bir seçim sistemi o günkü koşullarda öngörülmüştü. Ama listelerin savaşması sonucu CHP'nin o maddeyi iptal ettirmesiyle oldu. Yani CHP gene bozdu hikayeyi bir anlamda. Ve sonra da işte Yargıda Birlik platformuyla öbür platform falan işte iktidara yakın grubun HSYK'da Hakim olması falan sanıyor. İşte ondan sonra da her şey zaten ters gitti. Medya. 2011 yılında NTV bütün tartışma programlarını kaldırdı. AKP'li konuşmacılar işte efendim karşılarındaki tartışmacılar karşısında işte eziliyor diye. 2011, 10 sene önce. 2012, 2013 hiçbir şeyi göremedi bu medya. Uludere'yi göremedi. CNN Türk. Gene gezi olaylarını göremedi. Haziran 2013. Hangi günü söyleyeyim? 17 Aralık, 25 Aralık göremediler. Bir iki gün verdiler ondan sonra geçtiler. 2015'te AKP seçimi kaybetti. Azınlığa düştü. Meclis başkanı seçtirdiler. Ondan sonra tekrar seçimi yenilettiler. Muhalefetin ve medyanın beceriksizliği yüzünden. Bir sürü şey oldu. Selahattin Demirtaş'ın içeride olması, CHP'nin dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet demesiyle oldu. 15 Temmuz 2016 olduktan sonra 20 e, Temmuz e, o hal oldu. Ondan sonra yeni kapıdaki buluşmaya da koşa koşa giden partilerden biriydi Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu. Bütün bunların hepsini çeşitlendirmek ve uzun uzadıya programlar sabaha kadar konuşmak mümkün. Ben size sorarım. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Bütün bu gelişmeler içerisinde 12 Eylül 2010 nerededir? Evet 12, 12 Eylül 2010'da mühim bir şey oldu, mühim bir referandum yapıldı. Mutlaka tarihte yerini almalı ve elbette bir takım aydınların o gün yetmez ama evet dedik ama çünkü, o gün yetmez ama dedik ama şu anda pişmanız veya o gün yetmez ama evet dedik ama e, ortam böyleydi. F bütün bu açıklamalarda elbette ele almak gerekir. Savundukları şeyleri, pişman oldukları şeyler varsa bunları, ben bunu inkar ediyor değilim. Ama böyle bütün kronolojide bir şeyi çekip de her şeyi oraya yükleyip ondan sonra elini yıkayıp çıkmak yok. Herkes izin verse ben buna izin vermem. Medya mahallesi bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyor, cak cak konuşuyor. Esasen bilgi sahibi. Bütün bunların hepsinde payı var. Fakat bir günah keçisi bulup icat etmesi ve okları, hedefleri oraya yönlendirmesi gerekiyor. Buna izin vermeyeceğim. Onun için burada bu işi yapıyorum. Ve nefesim yettiği kadar bu yayınları sürdüreceğim ve konuşacağım. Yok öyle. Geriye doğru 10-15 seneden, geriye doğru 20-25 yıllık tarihten sadece bir tane tarihi, bir tane referandumu çekip hüküm veremezsiniz. Diyor ve bugünkü yayını bağlıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.